Herkese merhaba arkadaşlar. Merakla beklenen Google Pixel uzun kullanım testiyle karşınızdayız. Kerem, 2 haftadır kullanıyorsun telefonu. Aynen. Yani bayağı da keyif aldın gibi kullanırken. Ya ben aslında asıl böyle kamerasını kullanmak için test etmiştim ama bizde uzun kullanım testi daha önce yapılmadığı için hazır kullanmışken bir süre daha kullanır uzun kullanım testi videosunu da çekeriz demiştim. Uzun bir kullanım testi oldu aslında. Tam şu an bugün 2. hafta doldu. Zaten kamera incelemesini yaptık. Onu da yukarıdaki kartlar bölümünden izleyebilirsiniz. Şimdi geldik genel kullanımına. Orada mesela biraz eleştirmiş izleyenlerimiz işte o kadar abartmayın hep övgüyle bahsetmişsiniz falan diye ama eleştireceğimiz yerler burada başlayacak. Yani o video aslında sadece kamerayla alakalıydı ve kamerada da hakikaten ben çok eleştirecek bir şey bulamadım. Çok iyi bir kamerası var. Ama tasarım olsun, başka problemler olsun eleştirilecek noktalar şimdi geliyor. O bu zaman videoda geliyor. Tasarımdan başlayalım çünkü tasarım konusu biraz eleştiriye açık detaylardan bir tanesi. Ben direkt %69'luk ekran gövde oranından girmek istiyorum. Şu alt ve üstlerdeki çerçeveler maşallah birazcık genişçe ve bu beyaz renkli. Telefonu önden bakınca hani hiç öyle bir amiral gemisi hissiyatı yok. Yok, hani bildiğim maalesef. Böyle orta seviye. İşte 1500 lira civarında satılan Yani birçok telefona benziyor. Ekran orta üst kısmındaki üst ortadaki o sensör de çok komik durmuş aslında. O da orada bir üçüncü göz gibi bir garip durmuş. Şimdi bir de bu beyaz model olduğu için normalde Google Pixel'in işte şu yarısı mavi falan daha böyle göz alıcı tasarımları var. Bizdeki beyaz olduğu için hani zaten tasarım çok iyi değil. İyice böyle bir kötü Garip olmuş. olmuş değil mi? Arka tarafını ben bu telefonu seviyorum. Hani farklı bugüne kadar gördüğümüz telefonlardan. Üst tarafın yarısı cam, parmak izi sensörünün olduğu bölüm. Onun devamı alüminyum olarak devam ediyor. Bu ikili tasarım bence güzel ama önden bakıldığında çok düz bir telefon. Sıkıntı Hani bir hani pahalı bir amiral gemisi olduğunu düşünürsek Google Pixel'in o fiyatının karşılığını vermiyor. Tasarım anlamında. Ayrıca 8,5 mm gibi bir kalınlık var. O da ilginç. Ya evet kağıt üstünde kalın bir telefon ama böyle hani şuradaki kıvrımlardan vesaire hiç öyle kullanırken bir kalın bir telefon kullanıyormuşsun hissiyatı yok. Ben SE'de Edge'den Google Pixel'e geçtiğim için bu telefon bana küçük kaldı. Bayağı hani yazı yazmakta falan ilk hafta alışmakta zorlandım. Şu anda da hala çok şey değilim yani artık çok büyük ekran telefonlar kullanmaya alışkın olduğum için pek o konuda bana hitap etmedi ama bazı insanlar da biliyorsun özel olarak küçük ekranlı istiyor. O bir tercih. O yüzden ona bir şey söyleyemeyeceğim. Tasarım noktasında suya dayanıklılık yok. O anlamda yine SE'de Edge'den geçtiğim için bir böyle içim çok rahat edemedi. Tabii. Artık amiral gemisi telefonların hepsinde bence suya dayanıklılık bir standart olmalı. İçimiz rahat etmeli. Onun dışında parmak izi sensörü bazen çalışmıyor, tanımıyor. Hani basıyorum, ekranın açılması için uyandırmam falan gerekiyor. Öyle birkaç yazılımsal olduğunu tahmin ettiğim bug'la da karşılaştım. Ha, normalde peki şey mi? Telefon uykudayken tabii, normalde tabii alıyor bu şeyi. Bak mesela açtım şu ama anda. Ama bazen almıyor. Evet yani bazen basıyorsunuz, ekran uyanmıyor. Bazen power de tuşuna bastığım zaman direkt ekranı hani kilidini açmış bir şekilde görebiliyorum. İlginç. Tanımış ama açmamış falan. Bazen nadir de olsa oluyor. Yani şu alt kısım gerçekten çok geniş. En azından Google mühendisleri veya tasarım ekibinde olsam o kadar geniş bir alanda kapasitif buton kullanırım. Evet yani bir de ekrandan yani sanal tuşla ekrandan sanal tuşla zaten 5 inç. Hani 5 inçlik bir ekran altında gerçekten neredeyse 1,5 parmaklık bir boşluk var ki 169 ekran gövde oranı gerçekten çok düşük. Bir amiral gemisine bakıldığı zaman ki hani %70-80'leri görüyoruz, 90'ları gördük vesaire. Gerçekten o tarafta bir sıkıntı var. Yani keşke kapasitif buton kullansalarmış diyebiliyorum. Tuş dizilimi, tuş yerleşimi güzel bence. Hani parmağın elin çok rahat eriştiği yerlerde. Evet, power tuşunda da böyle bir desen yapmışlar. Ayırt şeyde yok. Diye. Ses açma kapama tuşlarında yok. Orada öyle bir desen olmuş. Tuşların hani basış hissiyatı, yükseklikleri falan gayet iyi. Hiçbir ergonomik problem yaşamadım kullanırken. Diğer tarafta sim kızağını görüyoruz. Micro SD kart desteği yok. O da olsa iyi olurmuş. Onunla da konuşuruz zaten. USB Type-C kullanıyor. Aşağıda iki tane hoparlör ızgarası görünüyor ama bunlardan biri kozmetik. Çifi de çalışmıyor. Onu da belirteyim. Stereo değil yani. Değil. Ama ses kalitesi güzel. Üst tarafta da 3,5 mm'lik kulaklık çıkışımız var. Tasarım böyle genel olarak. Yani evet tasarım olarak bir amiral gemisi imajından uzak. Yani ekran tarafına geçelim istiyorsan. AMOLED geçelim. Ekran kullanıyor. En azından önemli detaylardan biri bu. Renk doygunluğu ve parlaklık konusunda bence hani memnun etmişti seni diye düşünüyorum. Ya kesinlikle çok güzel bir ekranı var. Ekran konusunda hiçbir eleştireceğim nokta yok. Sadece
ekran kasa oranı düşük olduğu için yine aynı tasarıma döneceğiz. Hani şu güzelim ekranı kapatan beyaz çerçeveler biraz o ekran deneyimini düşürüyor ama sadece paneli baz alırsak gerçekten çok keskin görünen, renklerin doygun olduğu, işte farklı açılardan baksanız da pek bozulmanın olmadığı, hakikaten çok kaliteli bir ekran var. O anlamda çok bir sorun gizli yok. Gizli çerçeve de yok. Hani yok, hiç gördüğüm yok. Kadarıyla hani hiç gizli yok. Çerçeve de yok. Bu da önemli noktalardan bir tanesi. Şimdi ekranla tasarımı geride bıraktık. Biraz da performanstan bahsetmek gerekiyor. Çünkü performans noktasında 2016'nın hani olabilecek en üst düzey en özelliklerine sahip. Öyle. Snapdragon 821 işlemci, 4 GB'lık RAM, 32 ve 128 GB'lık depolama seçenekleri. 64'ün olmaması çok ilginç. Evet, orada yine bir iPhone şeyi yapmışlar, modeli izlemişler. Yani microSD kart desteği zaten yok. Almak istiyorsanız çok daha fazla para verip 128'lik alın gibi bir yani, yönlendirme. Yani bunu genelde Apple yapar. Google'da yavaş yavaş ilginç olmuş. Apple'laşmış burada. 5 inçlik ekranda, aynen 5 inçlik ekranda Full HD ekran çözünürlüğü sunuyor ki bence AMOLED kullanıyor. Tercih ediyorum yani ben Full HD 2K olmasa da olur. Ya 821 Full HD'de akıyor yani müthiş akıyor. Çok 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 hızlı çalışıyor. Kaldı ki en güncel yazılım olan 7.1.1 de kullandığı için ve hani Google'ın direkt olarak kendi telefonu olduğu için aslında yeni Nexus bu Pixel. Tabii. Hani Nexus markası gitti, Pixel geldi onun yerine. Yani telefonu kullanırken performans anlamında gerçekten çok üst seviye bir deneyim alıyorsunuz. Bugüne kadar bir kere herhangi bir şey durduruldu, kapatıldı, hatası almadım. Telefonun neredeyse hiçbir zaman yavaşladığını, kastığını görmedim. Ki yani her zaman 2 hafta boyunca hattım takılı, bütün uygulamalarım açık şekilde başka bir ikinci telefon olmadan kullandım. O anlamda çok performans. Ya bir de stok Android arayüzü işte. Evet. Dediğin gibi 7.1.1 de geldi. Ki hani yeni şey var bunda işte Next Pixel Launcher var. Böyle aşağıdan yukarıya indirdiğin zaman uygulamalar geliyor vesaire. Tamamen Google'ın stok Android uygulamaları var. Çok temiz çalışıyor. Yani performansı hiç 10 üzerinden 10. Yani bir de şöyle bir şey var. Önceden baktığımız stok Android arayüzler gerçekten çok sıkıcı. Görsel anlamda ama buradaki stok Android arayüzü hoş görünüyor. Burada mesela kamera uygulaması da stoktakiyle birebir değil. Pixel özel bir kamera uygulaması var. Zaten kamera incelemesinde de anlatmıştık. O anlamda da iyileştirmeleri var. O zaman var. Kamera demişken ben kamera tarafına bağlayacağım konuyu ki bir kart daha koymak lazım ki kamera detayı da tekrardan hani videonun başında izleyenler, kaçıranlar bir daha izlesin. Ya aslında zaten şey yapalım bence kamerayı böyle uzun uza diye konuşmuyoruz. Evet. Sadece kamerayı konuştuğumuz bir video yaptık. Çok iyi yani hakikaten. Aynen. Ben şeyi merak etmek için almıştım Pixel'i. İşte DxOMark'ın kamera şampiyonu 89 puanla. Bunu hak ediyor mu hak etmiyor mu? Ediyor ya. Yani hiç şeyim yok. Tabii ki benzer mesela şu an P10 geliyor. Biz P10'la ofisi videoları falan çektik. Gerçi DxOMark'ta geçemedi ama bazı noktalarda evet P10 daha iyi. Yeni telefonlar gelecek. O zaman ne olur bilmiyorum ama ya bu telefonun en güçlü olduğu nokta arka ve ön kamera. İkisi de hem videoda hem fotoğrafta müthiş işler başarıyor. Eksi noktaları var. Mesela işte video kaydında uzun süren 60 FPS'lerde biraz ısınıyor ve seste böyle arka planda bir gürültü, bir noise yapıyor. Isınma da hani 60 FPS'de oluyor ama onun dışında özellikle fotoğrafta düşük ışık dahil müthiş fotoğraflar çekiyor. Yazılım tarafına geçelim. Biraz önce dediğimiz gibi yazılımı az önce zaten anlattık. Üstüne tekrar konuşmaya gerek yok ama işte Google'ın telefonu olduğu için bütün sürümleri ilk en önce alacaksınız. Oluyor. En aynen yeni aynen alacaksınız. Bu çok önemli. Şu an 7.1.1 var. Hani diğer sürümlerde çıktığı sürece. 7.2 çıktığında ilk olacak. Tabii güncelleme ömrü olarak diğer telefonlar gibi 2 yıllık bir periyoda mı girecek? Ha, ne kadar sene güncelleme alacak? Şu an o biraz Google'ın elinde. Biraz Google'ın elinde ama genelde işte Android One tarafından bakıyorsun 2 yıllık güncelleme ömrü veriyorlar cihazlara. Yani Google Pixel'de olsun olsun 3 yıl olsun diye düşünüyorum. Evet. Yani 2018, 16, 17, 18 sonuna kadar belki de güncellemeleri alacaktır. Android O'yu mesela %100 alacak. Tabii canım, ondan sonrası yani biraz hani ne kadar daha devam eder etmez belli değil. Bu arada Google Pixel'in en önemli sorununu söyleyeyim. Bu hani donanımsal bir sorun büyük ihtimalle ki internette de bununla alakalı bilgiler var. Telefonla konuşurken arkada uzaylılar var abi seste. Nasıl yani? Yani bir sıkıntısı var telefonun. Böyle normal konuşuyorsunuz ben seni duyabiliyorum. Arkada böyle bir gurgul falan böyle bir garip sesler geliyor ve Google Pixel'in kronik sorunu. Hani bazı telefonlarda kronik sorun olur ya. Of. Bu da öyle. Çözülemiyor. Haberiniz olsun. Yani donanımsal almamak için başlı başına bir sebep tabii aslında. Tabii canım yani ama her şeyi yaptın.
konuşamıyorsun. Ya konuşuyorsun ama o sesi duyacaksın. Arkada böyle bir uzaylı konuşması var yani. Yani gerçekten o biraz can sıkıcı olmuş ama... Ki zaten internette çok hani yurt dışında Türkiye'de piksel olmadığı için çok duyulmadı olay ama... Yurt dışında bayağı konuşuluyor bu piksel tarafında. Evet, ilginç bir detay. Pil tarafına geçelim istiyorsan yavaş yavaş. Geçelim. 2770 miliamper saatlik bir bataryamız var. Memnun olmadığım bir diğer konu. SD Edge'den geçtiğim için 3600'den 2700'e ben SD Edge'de günün yani saat gece 1'e kadar rahat rahat giderdim 12-1. Bunda saat 9'da falan artık böyle pil düşüyor. Yani beni şarj et. Beni şarj et deyip hani sürekli böyle gözüm pilde çünkü inişi de çok şey olmuyor, yavaş olmuyor. Pil konusunda çok tatmin etmedi doğal olarak. En az bir 3000-3100 falan lazımdı. Tüketiyor çünkü. Yani Google burada bir Ali Cengiz yapmış aslında. Hani bir oyun yap. Yani Ali Cengiz oyunu diyorum çünkü Pixel XLarge modelini sattırabilmek adına ekran çözünürlüğü ve pil kapasitesini orada daha büyük tutmuş. Evet ve 600 hani, mAh'e yakın evet, fark var. Yani kasa tamam 5 inçten 5.5 inçe geçtiğinde pil kapasitesini büyütmek çok normal ama en azından bu telefonda da 3100-3200 çünkü hani kesinlikle. Şunu söyleyebilirim çok net. Huawei P9'a bakıyorsun. Geçen sene Nisan'da Mart'ta çıkmış telefon. 7 mm kalınlığı var. Bunun 8.5 mm kalınlığı var. Onun bile bataryası 3000'di. Ya evet hani en azından bir 3000 mAh'le biraz daha günün sonuna yaklaştırabilirmiş Google. Şu anki haliyle çok yeterli değil çünkü pil performansı. Yani belki bir powerbank taşıma ihtiyacı doğuracak yani orası. Tabii canım ben hep taşıdım zaten. Hatırlıyorsun yani normalde hani SD'de hiç kullanırken çok ihtiyacım olmayan powerbank bu telefona geçtiğimde çok önemli bir hal aldı. Çünkü çok daha çabuk emiyor pili ve çabuk bitiyor. Peki son olarak hani genel özetleyecek olursam deneyimin nasıl oldu? Yani alın der misin veya ne bileyim alından ziyade alın almayını geçtim. Hani ben işte SD'den Pixel'e geçtiğimde hiç SD'ci aramadım diyebileceğim noktalar neler? Yani aramadım diyeceğim hatta daha iyisini bulduğum diyeceğim kesinlikle kamera. Çünkü biliyorsun ben fotoğraf çekmeyi işte Instagram hesabından paylaşmayı falan çok seven bir insan olarak Pixel'in kamerasını kullanmak gerçekten çok şey bir deneyim. Çünkü bir fotoğraf çekiyorsunuz ve oha çok güzel çıktı diyorsunuz. O anlamda hakikaten çok başarılı bir kamerası var. Ama bir telefon tabii ki sadece kamerasını satın almıyoruz. Kaldı ki Google Pixel Türkiye'de bir ara ithalatçı garantili olarak satışa çıkmıştı. Biz de o halde satın aldık. 3000 lira para verip aldık. Yani Hakkı abi para verip aldı. 3000 lira verip Google Pixel alır mıyım? Almam. Niye? Birincisi donanımsal problemi var. Kronik problemi var. İkincisi tasarım 3000 liralık bir akıllı telefondaki rakiplerine göre değil. Olmamış. Olmamış aynen. Daha geri seviyede. Pil işte konuştuğumuz gibi çok daha iyi rakipleri var. Suya dayanıklılığı yok vesaire. Telefonun performansı çok iyi mi? İyi. En yeni sürümü kullanıyor ve kullanacak mı? Evet ama bence fiyatı eski Nexus'lar gibi biraz daha fiyat performans oranında olmalıydı. Mesela 2000 lira falan bandında olsa bir de yani kronik sorun olmasa gözü kapatan yani da... Yani 2000 liraya 821'li bir modeli satışa sunmak da biraz zor ama dediğim gibi keşke 2400, olsaymış. 2500 evet. Hadi biraz daha hani makul. Makul fiyat da söyleyeyim ama hani şu şartlarda mesela yurt dışında Google Pixel iPhone 7 fiyatıyla çıktı birebir. Dolar karşılığıyla çıktı. Yani bence bir iPhone katili olacak bir telefon olamamış. Ya zaten tasarımdan kaybediyor bence hani hepsini evet. Geçtim. Neyse elimizde en azından bir Google Pixel var. Android O sürümünü evet, kurup... Ben Kaan'ı teslim edeceğim bu videodan sonra. Evet çünkü telefonu sıfırlayıp artık developer sürümü yani geliştirici sürümünü de Google Pixel'e kuracağız. Onunla alakalı da nasıl kurulur şeklinde bir şeyler hazırlamayı düşünüyoruz bir zaten. Bir O incelemesi de yaparız. Aynen tabii ki Android O sürümünün bir developer tabii ki. Beta, oraya beta olacak büyük oraya, oraya olur ya. Yani. Bu kadar beleş reklamı kaçırmazlar herhalde. Yani. Tabii canım yani baktığın zaman KitKat. Evet yani herkes zaten oraya geliyor. O Nugat çünkü. Büyük gibi. İhtimal oraya olur. Yani dediğimiz gibi Pixel ile alakalı bir sonraki videomuzda buradan şey olsun teaser olsun. Aynen. Android O sürümü ile alakalı olacak. Google Pixel uzun kullanım testiyle karşınızdaydık. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.